Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından merhaba, ben Özlem Tınaz. Amerika ve dünyadan haberler, gündemdeki konularla haftanın son Stüdyo Washington yayını başlıyor. Kaşıkçı cinayetine ilişkin son notlarla başlayacağız yayınımıza. Türk-Amerikan ilişkilerine dair değerlendirmeleri paylaşacağız. Amerikan piyasalarındaki son duruma bakacağız. Amerikan gazetelerinin manşetlerine taşıdığı haberleri ekranlarınıza getireceğiz. Ama ilk durağımız başkent Washington, gündemimiz Kaşıkçı cinayeti. Dünya kamuoyunu uzun süre meşgul eden Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi olayında yeni bir süreç için gözler Beyaz Saray'a çevrildi. Cemal Kaşıkçı cinayetinden doğrudan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın sorumlu olup olmadığını ortaya koyması için Senato tarafından Trump yönetimine verilen 120 günlük süre bugün doluyor. Beyaz Saray'dan beklenen yanıtın ayrıntılarını Serdar Cebe'den alacağız. Serdar, söz sende. Özlem Tınaz, dünya kamuoyunu uzun bir süredir meşgul eden konu Kaşıkçı cinayeti. Kaşıkçı cinayetinin arkasında kimler var? ABD istihbarat raporlarında Kaşıkçı cinayetinin işlenmesi için Veliaht Prens Bin Salman'ın haberinin olmamasının olanaksız olduğu daha önce dile getirilmişti. Ve Türkiye'den alınan bilgiler de yine Gina Haspel tarafından Başkan Trump'a verilmişti. ABD yönetimi, yani Trump yönetimi, Kaşıkçı cinayetine karıştığı iddia edilen isimlere getirdiği ambargolarla, bunlara yaptırımlarla bu cinayetin daha fazla ileriye gitmemesi, araştırılmasının ileriye gitmemesi yönünde bir adım atmıştı. Bu açıklama hem ABD Başkanı Donald Trump'tan hem de Dışişleri Bakanı Pompeo'dan gelmişti. Çünkü ABD İran'a karşı bölgedeki en büyük destek olarak Suudi Arabistan'ı görüyor ve iki ülkenin arasındaki ticari ilişkileri de bunun üzerine eklediğinizde Trump'ın Bin Salman'ı ve Suudi Arabistan'ı gözden çıkaramayacağı da belirtiliyordu. Şimdi hemen Kaşıkçı cinayetinin Türkiye'de işlenmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde Senato harekete geçti ki bu Senato'da Trump'a yakın isimler de var. Harekete geçen isimler arasında önemli kişiler var, Trump'a yakın isimler var. Ve bunlar 10 Ekim'de ABD Başkanı'na bir mektup göndererek Muhammed Bin Selman'ın bu cinayette sorumlu olup olmadığının Magnitsky yasası kapsamında 120 gün içinde açık bir şekilde ortaya konmasını istedi Trump yönetimi tarafından. O 120 günlük süre bugün doluyor. ABD Başkanı, Trump yönetimi bu konuya nasıl cevap verecek? Daha önce yaptığı açıklamaların ilerisine gidecek mi bilinmiyor. Daha cevabını vermiş değil. Ama Beyaz Saray'a yakın kaynakların aktardıklarına göre, Amerikan basında çıkan haberlere göre sorumluluktan kaçan bir yanıt vermesi bekleniyor ABD Başkanı'nın ve Selman'ı doğrudan işaret etmeyeceği de belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda Dış İlişkiler Komitesi'nde 10 Ekim'de yollanan bu mektubun ardındaki isimler önemli isimler demiştim. Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, Tennessee Senatörü Cumhuriyetçi Bob Corker, yine komitenin kıdemli üyesi New Jersey Senatörü Demokrat Bob Mendez gibi isimler var. Aynı zamanda Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, bu isim Trump'a çok yakın bir isim. Bu mektupta imzaları alan yer alanların arasında yer alıyor. Sadece bir kişi imzalamamıştı Dış İlişkiler Komitesi'ndeki bu mektubu. O da Cumhuriyetçi Kentucky Senatörü Rand Paul'dü. Bu Magnitsky yasasına göre bir yaptırım uygulanacak mı, uygulanmayacak mı? ABD Başkanı'nın bu konudaki görüşleri belirtiliyor ve daha önce de Amerika Birleşik Devletleri Magnitsky yasası çerçevesinde birçok yaptırım kararı almıştı. O açıdan şimdi böyle bir karar alabilecek mi? Yoksa yine var olan yaptığı açıklamaları yapacak mı? Kaşıkçı ile ilgili özellikle yapılan açıklamalarda bunun sorumluluğunun Lindsey Graham'ın bir açıklamasını aktaralım. Eğer bu cinayet işlenecekse Bin Selman'ın, yani Veliaht Prens'in haberi olmadan böyle bir cinayetin işlenmeyeceği belirtilmişti. Bu mektupta imzası olan isimlerden biriydi. Şimdi Beyaz Saray'ın yanıtı merakla bekleniyor ama basında çıkan haberlere göre sorumluluktan kaçan yani Bin Selman'ın suçlanmayacağı bir açıklama yapılması bekleniyor Beyaz Saray'dan. Özlem Tınaz. Serdar Cebe, Washington'dan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili son notları aktardı. Teşekkürler Serdar. Başkent Washington, Türk-Amerikan ilişkileri açısından hareketli bir hafta geçirdi. Türkiye-ABD Çalışma Grubu toplantılarının yanı sıra IŞİD'le Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları toplantısına da ev sahipliği yapan Washington'da düzenlenen iki ayrı panelde ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ve Türkiye'nin alacağı savunma sistemleri başta olmak üzere Türk-Amerikan ilişkileri birçok boyutuyla değerlendirildi. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı SETA'nın Washington ofisi tarafından düzenlenen ilk panelde Amerika'nın Suriye'den çekilme kararı tüm ayrıntılarıyla ele alındı. Türkiye-ABD Çalışma Grubu Eş Başkanı Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından oluşacak boşluğun terör örgütlerince doldurulmaması için Türkiye'nin ABD ile ortak çalışmalar yaptığını söyledi. Amerika'nın IŞİD'le mücadelede YPG ile işbirliğini eleştiren Önal, Membiç yol haritasının bu işbirliğinin sona erdirilmesi açısından bir model oluşturacağını belirtti. Membiç yol haritasının tamamlanmasında gecikmeler yaşansa da sürecin hızlandığını ve bu kapsamda güvenlik ve yönetim birimlerinin tespit edilmeye başladığını kaydeden Önal, Suriye'de istikrarın sağlanması için uluslararası topluma büyük görev düştüğü değerlendirmesinde bulundu. SETA Genel Koordinatörü Profesör Doktor Burhanettin Duran da sahada yaşananların Türkiye ile ABD arasındaki stratejik müttefiklik anlayışına ters düştüğünü ve iki ülkenin bölgede beraber çalışabileceği ortak zeminler bulması gerektiğini söyledi. Duran, YPG'yi Türkiye için hayati bir tehdit olarak niteledi. Amerika tarafında bir kaotik hava var. Açıkçası Başkan Trump çok net bir karar aldı ve Türkiye ile çalışma isteği içerisinde. Fakat bu genel stratejik kararın altta formüle edilmesi ve Türkiye'ye bir planla gelinmesi gerekiyor. Bu konuda bir gecikme olduğu, bir kafa dağınıklığı ve kurumlar arası bir anlaşmazlık olduğunu görüyorum. Henüz ortaya bir plan gelmiş değil. Ve bundan da önemlisi YPG'nin korunması ile ilgili fazlaca bir hassasiyet var. Bir tür sanki Trump karşıtlarının da birleştiği ve Türkiye'ye karşı sunduğu bir meseleye dönmeye başladı. Ama YPG konusunda biz nereden nereye geldik konusu çok hızlıca atlanıyor. YPG'nin PKK'nın kolu olması itibariyle bir terör örgütü olduğu çok hızlı bir şekilde geçiliyor ve DAEŞ'la savaşta sadece YPG'nin tercih edilmiş olmasının Amerika gibi bir süper gücün sanki tek yapabileceği tek seçenek olduğu fikri de çok hoş bir fikir değil doğrusu. Dolayısıyla meselede beraber çalışmaya devam ederek MÜM için öncelikle söz verildiği gibi Türkiye'ye terk edilmesi ya da YPG'den temizlenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu çok aradaki güven ilişkisini tamir edecek olan bir şeydir ve geleceğe yönelik olarak da olumlu bir adım olacaktır. Amerika Suriye'yi terk ediyor olabilir ama Suriye'nin geleceğini belirlemede Amerika tümüyle dışarıda olmayacak. Dolayısıyla burada Türkiye'nin de Türkiye ile beraber de çalışmaya ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Bu bir fırsat. Amerikalı yetkililerin bunu kaçırmayacağını düşünüyorum. Duran, ortak görev gücüyle ilgili çekincelerini de paylaştı. Ortak görev gücü eğer somut çıktılar verecekse, başta Münbiç'te verilen sözler önümüzdeki birkaç hafta içerisinde gerçekleşecekse çok olumlu bir katkı sağlar. Hayır, Haziran 2018'de anlaşıldığı üzere ortaya koyulan Münbiç yol haritasını biraz daha uzatmak için bir bahane olarak kullanılacaksa bu aradaki güven sorununu daha da büyütücü ve kamuoyunda negatif duygular oluşturacaktır. ABD-Türkiye Savunma ve Stratejik Ortaklık başlıklı panelde ise Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, ABD'nin Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına karşı çıkmasının nedeninin politik kaygılar olduğunu savundu. S-400 hava savunma sisteminin F-35 savaş uçaklarına ait yazılımsal bilgileri ele geçireceği yönündeki iddialara katılmayan Tüfekçi, Türkiye'nin söz konusu sistemleri kendi yazılımını yükleyerek kullanacağını belirtti. Türkiye hava sahasını savunmak için bir hava savunma sistemine ihtiyacı var. Bu anlamda ihtiyacını karşılamak üzere 10 yılı aşkın süredir değişik ülkelerle yapılan tartışmalar var. Bunlar arasında şu anda geldiğimiz nokta herkesin katkısıyla gelinen bir nokta. Yani sadece Türkiye kendi başına ben kimseyi dinlemiyorum ve bunu yapacağım pozisyonda değil. Türkiye hem Amerika'yla hem Rusya'yla hem NATO diğer ülkelerle ki bizim Avrupa'da da hava savunma sistemleriyle ilgili işbirliğimiz var. Türkiye'nin barış için, kendini savunmak için elde etmek istediği bir kabiliyet. Kaldı ki milli olarak da biz bu sistemleri geliştiriyoruz zaten. Ama daha kısa vadede bu kabiliyetin elimizde olması ve şu anda yaşanan kaos ortamında Türkiye'ye karşı olabilecek herhangi bir tehdidi savuşturmak üzere Türkiye'de bunu almak zorunda. Tüfekçi, Amerika'nın kaygıları teknik anlamda çok yere basmıyor dedi. SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Murat Yeşiltaş da bölge ülkelerinin elindeki füzelerin menzillerinin Türkiye'yi kapsadığını hatırlattı ve Türkiye kendi güvenliği için S-400 sistemlerini temin etmek zorunda dedi. Heritage Vakfı Dış Politika Merkezi Direktörü Luke Coffey ise iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunacağını olan inancını dile getirdi. Coffey bu noktada Kongreye büyük görev düştüğünü söyledi. Venezuela'da muhalefet lideri Juan Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıdığını açıklayan Beyaz Saray, Nicolas Maduro üzerindeki istifa baskısını artırdı. Trump yönetimi devlete ait petrol şirketine karşı da ambargo kararı aldı. Amerika 20 yıldan uzun süredir devam eden sosyalist politikalardan kaynaklandığını düşündüğü insani krize müdahale konusunda askeri seçeneğin söz konusu olabileceğini de belirtti. Rusya, Amerika'nın attığı bu adımlara tepki gösterdi ve Washington'u açık açık ve yasal olmayan bir şekilde rejim değişikliği için hazırlık yapmakla suçladı. Peki Moskova'nın bu tepkisi sıradan bir siyasi tepki mi yoksa arkasında başka nedenler de var mı? Sorunun yanıtı haberimizde. Hugo Chavez ve ardından Nicolas Maduro'nun neden olduğu yönetim sorunları ve artan yolsuzluklar dünyanın en büyük petrol rezervlerinden birine sahip olan Venezuela'yı yoksulluk ve ekonomik kaosa sürükledi. Bu insani krizin çözümü bütün yarı küre için gerekli. Nicolas Maduro dünya genelinde yapılan yasa dışı ticaretlerin merkezinde oturuyor. Yasa dışı uyuşturucu ticareti, yasa dışı altın ticareti, yasa dışı silah ticareti ve insan kaçakçılığının merkezinde. Birleşmiş Milletler Mülteciler Dairesi ülkedeki kriz nedeniyle 3 milyon Venezuelalı'nın ülkeyi terk ettiğini ve yurt dışında yaşadığını bildiriyor. Bu kişilerin çoğunun ülkeyi 2015 yılından sonra terk ettiği biliniyor. Ülkeden bu kaçışa şiddet olayları, 2018 yılında %80.000'e ulaşan hiperenflasyon, gıda ve ilaç konusunda yaşanan sıkıntılar neden oldu. Bütün bunlar olurken Rusya, Venezuela'nın çökmekte olan ekonomisini borç veren bir ülke olarak desteklemeyi sürdürdü. Rusya bu noktada Amerika'nın uyguladığı yaptırımları yasa dışı olarak niteliyor ve askeri müdahale seçeneğine karşı uyarıda bulunuyor. Rusya neden Venezuela'ya bu kadar ilgi duyuyor? Rusya ilgi duyuyor çünkü Nicolas Maduro'ya silah satıyor. İlgi duyuyor çünkü Rusya'nın petrol şirketi Rosneft'in büyük yatırımları söz konusu. Reuters haber ajansı 2016 yılında yayınladığı bir haberde Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ülkenin ihtiyaç duyduğu 1,5 milyar dolar karşılığında merkezi Amerika'daki Venezuela petrol şirketi Citgo'nun %49,9'luk hissesini teminat olarak Rus Rosneft'e verdiğini bildirdi. 2006-2017 yılları arasında Moskova, Venezuela'ya borç ya da doğrudan kredi olarak 17 milyar dolar kaynak sağlayarak Çin'den sonra bu ülkenin en büyük destekçisi haline geldi. Venezuela hükümeti gıda ve ilaç satın almak için ödemelerinde %80 oranında petrol kullanıyor. Ancak gıda ve ilaç konusunda ülkede ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Şu an uygulanan ambargoların ülkedeki insani krizi daha da arttırma riski var. Birçok uzman Amerika'nın Venezuela'ya uyguladığı ekonomik baskılar ve olası bir askeri harekatın değerlendirmesini yaparken ülke halkının devam eden kriz nedeniyle yaşadığı sıkıntılara dikkat çekiyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Piyasalar 2019'un ilk ayını geride bıraktı. Yeni yıla kapalı bir hükümet ve belirsizliklerle giren piyasalar bu olumsuz koşullara rağmen güçlükleri geride bırakıp Şubat ayına daha iyimser başladı. Amerikan ekonomisindeki son durumu New York'tan Aslı Pelit'ten alacağız. Aslı, Amerikan piyasalarındaki son durum için söz sende. Merhaba Özlem. Evet, aslında oldukça iyi bir Şubat ayına başlangıç yaptı Amerikan piyasaları ve bu hafta çeyrek raporları açıklayacak olan 234 şirketteydi. Geçtiğimiz 2 hafta boyunca teknoloji sektöründen gelen beklentilerin oldukça altında rakamlar, Çin ve Amerika arasındaki gerginlik ve bu gümrük vergileri yüzünden sektörün oldukça zor bir dönem geçirdiğine dikkat çekiyordu ve genel anlamda da şirketlerin 2018 yılının son çeyreği beklentilerinin altında bilanço vermelerinin ana sebebiydi diyebiliriz. Çin ve Amerika arasındaki gerginlik bu haftaya damgasını vurdu. Sadece dün Washington'dan gelen açıklamalar, ki bunlara sonra değineceğiz, bu hafta Birleşmiş Milletler'in de gündemindeydi. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı tarafından yayınlanan Ticaret Politikasında Temel İstatistikler ve Trendler 2018 isimli raporda Amerika ve Çin arasında karşılıklı konulan gümrük vergilerinin uluslararası ticareti olumsuz etkileyeceğini gösteriyor, belirtiyor. Rapora göre iki ülke arasında gümrük vergilerinin tam olarak uygulanması halinde dünyada kitlesel bir ekonomik kaybın yaşanacağı uyarısı var. Birleşmiş Milletler'in Ticaret ve Kalkınma Konferansı Direktörü Pamela Coke-Hamilton, emtia ve mali piyasalardaki istikrarsızlık nedeniyle küresel bir ekonomik gerileme yaşanmasına sebep olmasından endişe ettiklerini belirtirken, ülke ekonomilerinin ciddi bir şekilde etkileneceğini, kur savaşlarının yaşanacağını, devalüasyonların meydana geleceğini ve işsizliğin artmasından endişe ettiklerini belirtti. Raporda iki ülkenin gümrük vergisi oranlarını yükseltmesiyle birlikte bu durumdan en fazla yararlanacak ülkelerin başında da Avrupa Birliği üyeleri geldiği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler'in araştırmasına göre eğer Çin ve Amerika arasındaki ticari savaş büyürse, yani bu ne demek? 2 Mart'ta iki tarafın anlaşmaması halinde %10 olan gümrük vergileri %25'e çıkartılırsa Avrupa Birliği ülkelerinin ihracatının 70 milyar dolar daha artacağı söyleniyor. Ayrıca Japonya ve Kanada'da iki ülke arasındaki ticari savaştan kazançlı çıkacak ülkeler arasında geliyor. 2018 yılının başlarından itibaren yaşanan ticari gerginlik yüzünden geçen yıl Avustralya'nın ihracatının %4,6, Brezilya'nın 3,8, Hindistan'ın 3,5, Filipinlerin 3,2, Vietnam'ın da %5 oranında arttığı belirtildi. Kısaca dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerginlik gelişmekte olan piyasaların belki de pozitif etkilenebileceği bir senaryoya doğru sürüklüyor dünyayı. İki tarafın önümüzdeki 20 gün içinde anlaşmaya varamayacak olmaları ihtimali de giderek piyasaları, özellikle Amerikan piyasalarını etkilemeye başladı. Bu hafta Çin ve Tayvan piyasaları, Çin'in yeni yıl kutlamaları dolayısıyla tatildeydi. Dün Beyaz Saray Ticari Danışmanı Larry Kudlow tarafların birbirlerinden oldukça zıt noktalarda olduğunu belirtti. Tabii bu haberlerin ardından Amerikan piyasaları düşüşe başladı. Bugün de bu düşüş devam ediyor. Ayrıca Başkan Donald Trump da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile 2 Mart'tan önce görüşmeyeceğini belirtti. Bu iki açıklama bu sabah dün öğleden sonra başlayan ve bu sabah devam eden düşüşün ana sebepleri arasında görünüyor. Kısaca Şubat ayına iyi bir başlangıç yaptık. Fakat Çin ve Amerika arasındaki ticari savaş piyasaları derinden etkiliyor. Önümüzdeki haftalarda da bunun etkilerini görmeye devam edeceğiz Özlem. New York'tan Aslı Pelit, Amerikan piyasalarındaki son durumu ve bu aya ilişkin beklentileri paylaştı. Teşekkürler Aslı. Sırada Amerikan basınından özetler var. Manşetlerdeki gündem maddelerini Mehmet Toroğlu özetliyor. Özlem, Amerikan basın özetlerine New York Times ile başlıyoruz. New York Times, istihbarat raporlarına erişimi olan Amerikalı ve yabancı yetkililere dayandırdığı haberinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın 2017'de üst düzey bir danışmanına Suudi Arabistan'a geri dönmediği ve Suudi yönetimine yönelik eleştirilerine son vermediği takdirde gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürtebileceğini söylediğini yazıyor. Gazete, Muhammed Bin Selman ve danışmanının yaptığı ve Amerikan istihbarat örgütlerinin ele geçirdiği konuşmanın, Veliaht Prens'in Kaşıkçı'yı ortadan kaldırmayı çok uzun süre önce düşünmeye başladığının en net kanıtı olduğu yorumunda bulunuyor. Habere göre söz konusu konuşma, istihbarat dairelerinin Kaşıkçı cinayetinde parmağı olanlarla ilgili kanıt bulma çabalarının bir parçası olarak kısa süre önce analiz edildi. Muhammed Bin Selman'ın yıllardır yaptığı sesli ve mesajlı haberleşmeleri dinleyen, izleyen ve bunların kaydını tutan Ulusal Güvenlik Dairesi ve diğer Amerikan istihbarat örgütleri şimdi bu verileri dikkatle taramadan geçiriyor. Habere göre Muhammed Bin Selman 2017'nin Eylül ayına ait konuşma kaydında danışmanı Türkiye Aldaki ile Kaşıkçı'nın ülkesine dönmeye ikna edilememesi durumunda zorla döndürülmesi gerektiğini söylüyor. Bin Selman hiçbir yöntemin işe yaramaması durumundaysa Kaşıkçı'nın peşinden kurşunla gideceğini söylüyor. İstihbarat uzmanları Muhammed Bin Selman'ın bu sözünün Kaşıkçı'yı doğrudan öldürtme anlamına gelmeyebileceğini, ancak ülkesine dönmediği takdirde Kaşıkçı'yı öldürtmeye niyet edeceğinin sinyali anlamına gelebileceğini de kaydediyor. Washington Post ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun muhalefetin organize ettiği 60 milyon dolarlık insani yardım kampanyasını engellemeye çalıştığını bildiriyor. Gazete, durumun Venezuela halkına bir an önce gıda ve ilaç ulaştırmaya çalışan Amerika destekli muhalefet ve devlet başkanı Maduro arasında bir inatlaşmaya dönüştüğünü yazıyor. Habere göre Amerika, Kolombiya, Kanada ve diğer bazı ülkelerin katkılarıyla oluşturulan 60 milyon dolarlık insani yardımın Venezuela'ya girişi sınırda engelleniyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı, Venezuela Özel Temsilcisi Elliot Abrams, Amerika'nın Venezuela halkına yardım ulaştırmaya kararlı olduğunu, ancak Amerika, Brezilya ya da Kolombiya'nın sınırda engellenen yardımı ülkeye güç kullanarak sokmak gibi bir niyeti olmadığını kaydetti. Öte yandan muhalif lider Juan Guaido, Washington Post'a yaptığı kısa açıklamada 250 ila 300 bin Venezuela'nın acil yardım alamadığı takdirde ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Maduro hükümeti ise yardım konvoylarına karşı propaganda savaşı açtı. Yayınlanan video görüntüleri ve sosyal medya paylaşımlarında muhalefet Amerika'nın kuklası olarak yansıtılıyor. Maduro ise dün hükümet yanlılarına seslendi ve Amerika'nın tıpkı Vietnam'da beslediği nefreti Venezuela'ya taşımak, ülkeyi işgal etmek istediğini söyledi. Öte yandan çok sayıda Venezuela'nın hükümetin uluslararası yardımları ülkeye sokmaması nedeniyle öfkeli olduğu gözleniyor. Los Angeles Times ise Demokrat Parti'nin 2020 başkanlık seçimleri öncesinde ortaya koymaya başladığı ekonomik vizyonla ilgili bir değerlendirmeye yer veriyor. Gazete, Demokrat Partili 2020 başkan aday adaylarının Cumhuriyetçi Parti'nin ekonomi politikalarına karşı geliştirdikleri stratejilerin ön seçim iklimine hakim olacağı yorumunda bulunuyor. Habere göre Demokrat Partili aday adayları arasında öne çıkan Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, Kaliforniya Senatörü Kamala Harris ve New Jersey Senatörü Cory Booker'ın ekonomi stratejileri birkaç ortak paydada buluşuyor. Bunlar gelir dağılımındaki eşitsizliğin ortadan kaldırılması, sağlık hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi, küresel ısınmayla mücadelenin yoğunlaştırılması, siyasi sistemde reform yapılması. Warren, Harris ve Booker ayrıca özellikle düşük ve orta gelirli vatandaşların aldıkları maaşların uzun zamandır artmamasının yarattığı ekonomik sıkıntılara da dikkat çekiyor. Aday adaylarının ekonomi politikalarının bir başka ortak noktası ise sol kanada daha çok yaklaşmaları ve Batı Avrupa ülkelerindeki sosyal adalet ve demokrasi modelini benimsemeleri. Bazı Demokrat Partili strateji uzmanları işsizlik oranının düşmesine rağmen seçmenlerin ekonomik kaygılarının ve gelecek nesillerin önündeki fırsat kapılarının kapandığı inancının giderek arttığını söylüyor. Ancak bu uzmanlara göre 2016 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı olan Hillary Clinton bu gerçekliği görmeyi ve kaygılara gereken yanıtı vermeyi başaramadı. Bu nedenle 2020 seçimleri için siyasi arenada yerini almaya başlayan aday adayları daha geniş kapsamlı ve cesur adımları şimdiden atmaya başladı. Amerikan basından aktaracaklarımız böyleydi. Söz tekrar sende Özlem. Teşekkürler Mehmet. Amerikan basından öne çıkan haberleri bugün olduğu gibi hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilir. Basın özetlerini amerikaninsesi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Çalışma ortamı bulmak bazen zor olabilir. Özellikle de erkeklerin egemen olduğu bilim ve teknoloji alanında çalışan kadınlar için. Ancak bazı yeni nesil firmalar bu sorunu çözmek için kolları sıvamış. Bu firmalar çalışan kadınları bir araya getiren iş ortamları sunuyor. Burası Riveter çalışma alanı. İş hayatındaki kadınların bir araya gelip birlikte çalışmasını sağlayan özel bir ortak alan. Sadece fiziksel alan ihtiyacını gidermek değil, aynı zamanda kadınları bir araya getirmek ve onları desteklemek istedik. Seattle'da kurulan startup firmanın hedefi açık bir ofis ortamı sağlamak. Firmalar veya şahıslar ofis alanı kiralayabiliyor ve diğer kadınlarla aynı ortamda çalışabiliyor. Yakın geçmişte Money Muse adlı bir firma kurdum. Finansal eğitim veren ve kadınlar için etkinlikler düzenleyen bir firma. Stephanie Zenos'un burada ofisi var. Zenos, erkeklerin egemen olduğu çalışma ortamlarına yabancı değil. Özellikle uzay sektörü erkeklerin egemen olduğu bir sektör. Hayatım boyunca ben ofisteki tek kadın oldum. Galiba bu durumu değiştirmek ve güçlü kadınlar arasında çalışmak nasıl olurmuş görmek istedim. Çalışma alanını paylaşan firmalar çok çeşitli. Küresel sağlık örgütlerine yardımcı olan grafikler tasarlıyoruz. Kişiye özel kıyafet kiralama hizmeti sunuyoruz. Çalışma alanlarını inceleyen Jamie Russo gibi uzmanlara göre bu doğal bir evrim. Pazar geliştikçe ve evrildikçe biraz daha belirli ve özgün seçenekler ortaya çıkıyor. Kadınlara odaklanan ofis alanları çok güzel bir örnek. Stephanie Zenos bu değişimi Me Too hareketini de doğuran kadınların güçlenmesi olgusunun bir sonucu olarak görüyor. Cinsel taciz birçok sektörde çok büyük bir sorun ve çoğu zaman cinsel taciz kurbanı bile olsanız kadınlardan destek görmüyorsunuz. Ama artık hiçbir şey gizli kalmıyor ve kadınlar diğer kadınlara daha fazla destek veriyor. Riveter kadınlar için kurulmuş olsa da firmanın yöneticileri bu çalışma alanının erkeklere de açık olduğunu ve Riveter üyelerinden 1/4'ünün erkek olduğunu vurguluyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Stüdyo Washington yayını burada sona eriyor. İnternet adresimiz amerikaninsesi.com. Haftaya yine Amerika ve dünya gündeminin öne çıkan maddeleriyle Washington'dan karşınızda olacağız. İyi hafta sonları.